Türkiye'nin kurduğu harekat planlarını Yunanistan'a sattığı iddia edilen bir isim. Muhtelif emniyet müdürlüklerine ihbar mektubu düzenlemekten sorumlu bir FETÖ'cü. Türkiye'deki rejimin değişmesi gerektiğini anlatan bir adam. Ordu içerisinde halen kalmış kripto askerlere mesaj gönderiyor. Kendilerini her şekilde gizleyebilecek kadar eğitilmiş, takiye ile donatılmış insanlar. Yalan bu insanların hayatında var. Videomuzda bahsettiğimiz 5 isim de bunun canlı şahidi. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda size FETÖ elebaşının fanilasını giydikleri üniformaya tercih eden 5 isimden bahsedeceğim. Farklı rütbelerdeki bu 5 ismin hikayesini dinlediğinizde Fethullahçı terör örgütünün ne denli tehlikeli bir örgütü olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı terör örgütü mensubu çok sayıda asker tutuklandı ve darbe davalarında ceza aldı. Ancak bir şekilde tutuklanmaktan kaçan ya da yurt dışında olduğu için firari durumda olan bazı isimler sosyal medyada ve internet ortamında FETÖ'nün sözcülüğü konumuna geldi. Ve bu videoda bahsedeceğim 5 isim de Fethullahçı terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen 5 kişiden oluşuyor. Hazırsanız bu isimleri anlatmaya başlayalım. Listemizin birinci sırasında bir deniz albay yer alıyor. Bu isim Halis Tunç. Halis Tunç, Türkiye'nin Yunanistan'daki deniz askeri ateşesi görevini üstlenen bir isim. 1995 yılında askeri okula giriyor ve çok hızlı bir şekilde yükselerek önce gemi kaptanlığına sonra deniz istihbaratta görev alıyor. Deniz istihbaratta görev alırken Fethullahçı terör örgütünün vatansever subaylara yönelik kumpaslarında yer alıyor ve çok kısa bir sürede gene Türkiye'yi yurt dışında askeri anlamda temsil edecek bir konuma geliyor. Nasıl? Halis Tunç girdiği ilk yabancı dil sınavında 62 puan alırken daha sonra puanını 97,5'a kadar çıkartıyor. Bildiğimiz klasik FETÖ'cülerin kopya verme alışkanlıkları Halis Tunç'ta da oluşuyor. Halis Tunç gerçi o sınavı tekrardan yapalım, bakın bakalım kaç puan alacağım diyecek kadar kendisine güvendiğini iddia etse de kendisi bunu yurt dışında firariyken yapıyor. Halis Tunç'un bu listenin birinci sırasında olmasının bir sebebi var. Kendisi Yunanistan'da askeri ateşelik görevini üstlenirken Türkiye'nin Yunanistan'la olası bir savaşta kurduğu harekat planlarını Yunanistan'a sattığı iddia edilen bir isim. Yani Türk askeri üniformasını giyen bir isim Yunanistan'a Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olursa Türkiye'nin planı nedir? Bunu satıyor. Niçin satıyor? Fethullahçı terör örgütü mensubu bir hain olduğu için ve FETÖ'den bu şekilde bir emir geldiği için. Halis Tunç 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmüyor. İzini kaybettiriyor. Biz kendisini Hollanda kamu televizyonunda görüyoruz. Halis Tunç Hollanda kamu televizyonuna yaptığı röportajda Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşmaya başladığını, NATO'nun Türkiye'ye siyasi müdahale yapması gerektiğini, hatta eğer bu siyasi müdahale ve baskı sonuç vermezse Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini söyleyecek kadar hain bir adam. Gerekçesi ne? 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek NATO'cu subaylar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi. Halis Tunç'un ihanetleri bununla da bitmiyor. Halis Tunç'un YouTube'da bir partneri var. Oldukça ilginç. Türkiye'nin yakından tanıdığı Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin. Ahmet Nesin PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'de genel yayın yönetmenliği yaptığı için tutuklandı. Terbest bırakıldıktan sonra yurt dışına kaçmış bir adam ve Almanya'dan yaptığı yayınlarla 15 Temmuz'da FETÖ'nün herhangi bir dahilinin olmadığını, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından planlandığını iddia eden bir isim. Ahmet Nesin PKK destekçisi gazetenin genel yayın yönetmeniyken Halis Tunç eski bir albay olarak bir bilirkişi edasıyla Ahmet Nesin'le ortak programlar yapıyor. Çünkü Ahmet Nesin de yurt dışına kaçtığı andan itibaren Fethullahçı terör örgütünün güdümüne girmiş bir adam. Halis Tunç bu nedenle listemizin birinci sırasında ve kendisi Türkiye'nin kendisine vermiş olduğu üniformanın hakkını verememiş bir hain olarak her zaman hatırlanacak.
Listemizin ikinci sırasında bir albay var. Bu isim Hüseyin Demirtaş. Bükreş Büyükelçiliği'nde askeri ateşi olarak görev yapmaktaydı. Hüseyin Demirtaş, Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu için darbeden sonra 29 Eylül'de gözaltına alındı ve 7 Ekim'de sağlık nedenlerini gerekçe göstererek tahliye edildi. Çünkü Hüseyin Demirtaş'ın bir fıtık ameliyatı olması gerekiyordu. Hüseyin Demirtaş 12 Ekim'de fıtık ameliyatı oldu. Fıtık ameliyatı olduktan sonra yurt dışına kaçtı ve yurt dışından Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam etti. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi'ne de başvurarak gözaltına alındığı sürede işkence gördüğünü, sağlık haklarından mahrum bırakıldığını iddia etti. Ama gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra zaten sağlık gerekçesinin nedeniyle tahliye edilmişti. O kadar iyileşmiş ki soluğu yurt dışında aldı. Hüseyin Demirtaş'ın yurt dışında bir görevi var. Hüseyin Demirtaş Türkiye'deki muhtelif savcılıklara, muhtelif emniyet müdürlüklerine İhbar mektubu düzenlemekten sorumlu bir FETÖ'cü. Bu nasıl oluyor diye anlatalım. Hüseyin Demirtaş CİMER'e başvurarak ya da belli başlı savcılıklara, emniyet müdürlüklerine faks ya da mektup yollayarak bazı isimlerin FETÖ'cü olduğunu iddia ediyor ve onlar hakkında soruşturma açılmasını istiyor. Ama ne hikmetse Hüseyin Demirtaş'ın ihbar mektubunda yer alan isimlerin hepsi FETÖ ile hiçbir alakası olmayan vatansever subaylar. Hüseyin Demirtaş bunu Türkiye'deki muhtelif emniyet müdürlükleri ve savcılıklara göndererek onların dikkatini dağıtarak bu isimler hakkında soruşturma açılmasını, soruşturma başlatılmasının önünü açıyor. Ve soruşturma başlatılan vatansever subaylar terfi alamıyorlar ya da emekliliklerini istemek zorunda kalıyorlar. Ve kendisinin işkence gördüğünü iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunda Anayasa Mahkemesi onun iddialarının gerçekçi olmadığını açıklayarak başvurusunu da reddetti. Ama kendisi bir numarayı aldığımız Halis Tunç'la beraber YouTube kanallarında yorumlar yaparak Türkiye'deki vatansever subaylara, FETÖ'cü olmayan askerlere operasyon çekmeye devam ediyor. Listemizin 3. sırasında bir deniz binbaşı var. Bu isim Cafer Topkaya. Cafer Topkaya NATO'da görevli bir subay ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında NATO'da görevi devam ederken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye çağrılıyor ve FETÖ'cü olduğu için gözaltına alınıyor. Daha sonra tutuklanarak 16 ay cezaevinde kalıyor. Cafer Topkaya 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanması için serbest bırakıldığında soluğu Yunanistan üzerinden Bükreş'te alıyor. Hatta Türkiye'den kaçarken kardeşiyle yaptığı WhatsApp konuşmaları var. Kardeşi diyor ki nereye gidiyorsun? İmza atman gerekiyor. Gidersen bizim de başımızı belaya sokarsın. Cafer Topkaya diyor ki beni evlatlıktan reddedin. Ben artık Türkiye'de duramam diyor ve kaçıyor. Cafer Topkaya gıyabında yargılandığı davada 11 yıl ceza aldı. Peki Cafer Topkaya'yı bu listeye niye dahil ettik? Cafer Topkaya Türkiye'den kaçtıktan sonra uluslararası medyaya röportajlar verdi ve Türkiye'de işkence gördüğünü iddia etti. Cafer Topkaya'nın Türkiye'de gördüğü işkence ne? Kendisine İngilizce ve entelektüel gelişimini arttıracak kitaplar verilmemiş. O kitapları cezaevi yönetiminden istemiş ancak kendisine verilmemiş. Türkiye darbeci bir örgütle uğraşırken cezaevinde olan bir adam kendisine istediği İngilizce kitaplar verilmediği için işkence gördüğünü iddia ediyor. Cafer Topkaya'nın işkence iddiaları bununla sınırlı değil. Kendisine işkence yapılmadığını, pek çok FETÖ'cü kişinin işkence gördüğünü, onların ağızlarının burunlarının kan içerisinde kaldığını iddia ediyor. Peki sana niye bir şey yapılmadı? Çünkü FETÖ'cülerin işkence iddiaları hep bu şekilde işler. Kendilerine yönelik herhangi bir işkence iddiasını ispatlayamayacakları için içeride halen tutukluluğu devam eden kişilerin işkence gördüğünü iddia ederler. Cafer Topkaya da bunlardan bir tanesi. Cafer Topkaya uluslararası medyanın göz bebeği olan bir isim. Sürekli yurt dışındaki yabancı medya kuruluşlarına röportaj vererek Türkiye'nin ne derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'deki rejimin değişmesi gerektiğini anlatan bir adam. Listemizin 4. sırasında eski yarbay Ethem Gürbaş var. Ethem Gürbaş'ın listeye girme sebebi kendisinin sosyal medya aracılığıyla sürekli Türkiye'ye mesaj yollaması. Ethem Gürbaş sürekli Türkiye'deki rejimin değişeceğini, eski mutlu günlerine döneceklerini iddia ederek ordu içerisinde halen kalmış kripto askerlere mesaj gönderiyor. Sosyal medya üzerinde oldukça popüler. FETÖ'cüler ilk başta Ethem Gürbaş'ın bu tehditleriyle mutlu olsalar da Ethem Gürbaş'ın salladığını anladıkları andan itibaren kendisine eskisi kadar önem vermiyorlar. Çünkü 2018 yılında
Şimdi döneceğiz, yakında döneceğiz. İşte ordu içerisinde üzülen arkadaşlarıma söylüyorum. Eski silah arkadaşlarıma mesaj yolluyorum. Merak etmeyin, yakında eski mutlu günlere döneceğiz şeklinde mesajlar attığında Türkiye içerisindeki ve dışarıdaki FETÖ'cüler acaba tekrardan geri mi döneceğiz şeklinde bir takım hayallere kapıldılar. Ancak Ethem Gürbaş yurt dışında oldukça rahat bir hayat sürüyor ve bu gazlama tweetlerini FETÖ'cüleri bir arada tutmak için kendisine verilen emir doğrultusunda atıyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Ethem Gürbaş'ın babası bayrak kullanıcısı, Ethem Gürbaş'ın eşi bayrak kullanıcısı, kardeşi FETÖ üyesi. Yani ailecek babadan eşe ve kendisine, kardeşine, bütün aile FETÖ'cü bir aile. Ama Ethem Gürbaş'a sorsanız kendisinin Fethullahçı terör örgütüyle hiçbir alakası yok. Kendisi oldukça özgür bir adam. Hiçbir yapılanmayla bir bağ yok. Ama bütün aile FETÖ'cü ve kendisi de sürekli FETÖ'cülerin kendisini pohpohlamasıyla gaza gelip Türkiye'yi tehdit eden mesajlar yayınlıyor. Bu nedenle Ethem Gürbaş'ı bu listenin 4. sırasına aldık. Listemizin 5. sırasında bir astsubay var. Bu astsubayın ismi Ersin Demircan. Ersin Demircan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cüleri ortaya çıkarmak için oluşturulan birimde çalışan bir FETÖ'cü. Tekrar edelim, bir yanlışlık yok. Ersin Demircan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cü kriptoları ortaya çıkarmak için kurulan birime sızmış bir FETÖ'cü. Bir astsubay 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cüleri ortaya çıkartan birime nasıl sızar? Çünkü FETÖ'cü hainler kendilerini her şekilde gizleyebilecek kadar eğitilmiş, takiye ile donatılmış insanlar. Yalan bu insanların hayatında var ve Ersin Demircan tam açığa çıkacağını anladığı anda yurt dışına kaçtı. Ve yurt dışına kaçtığı andan itibaren çalıştığı birimle alakalı bilgileri 1'e 10 katarak, çoğu zaman abartarak YouTube kanalında yayınladı. Yayınladığı YouTube kanalında kim var? Halis Tunç ve Hüseyin Demirtaş da var. Ersin Demircan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'cülere baskı yapıldığını iddia eden bir adam. Ancak kendisi o birimde çalıştığı halde yurt dışına kaçmış ve yurt dışında artık ihanetine yurt dışında devam eden bir adam. Bu nedenle astsubay olduğu halde bu listenin 5. sırasında kendisine yer verdik. Bu arada Fethullahçı terör örgütü mensubu hainlerin bu işlerle sınırlı olmadığını da belirtmek lazım. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin askeri helikopteriyle Yunanistan'a kaçan 7 haini de anmadan olmaz. Onlar zaten terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan isimler. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırdığı personellerin beyinlerinin nasıl yıkandığını ve bu isimlerin her şartta ailelerinden ve vatanlarından vazgeçecek şekilde kendilerini FETÖ ile başına adadığını gösterdi. Videomuzda bahsettiğimiz 5 isim de bunun canlı şahidi. Fethullahçı terör örgütü tehlikesini anlattığımız videolara devam edeceğiz. Bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için bildirimleri açmayı ve bu videoyu sosyal medyada kendi hesabınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz için teşekkürler.